Eskiden Afrika'da yaşayan insanların neredeyse hiç Neandertal ve deniz ovalı geni taşımadığı düşünülüyordu. Fakat yeni çalışmalar Avrupa ve Asya'dan Afrika'ya geri dönen insanlar sayesinde bu iki insan geninin Afrika'ya taşınmış olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları Himalaya dağları ve Avrasya buz tabakasının genişlemesi sonucu yaklaşık 600 bin yıl önce Neandertaller ve deniz ovalıların birbirinden ayrılarak farklı türlere evrimleştiğine inanıyor. Fakat daha sonra tekrar birleşen ve çiftleşenlerin olduğunu söylemekte olası. Oxford Üniversitesi Radyo Karbon Biriminden Müdür Yardımcısı Tom Heim, lisansüstü öğrencilerinden Samantha Brown'a daha önceden Deniz Ovası mağarasında keşfedilen kemiklerin numaralandırması ve etiketlendirmesi için bir görev verdi. Brown yaklaşık 1500 kemik içinden birinin farklı olduğunu düşündü ve bunu hocasına götürdü. Bu fosil daha önceden Deniz Ovalıların gen dizilimini çıkaran Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Steve Pavo'ya gönderildi. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek oldukça ilginçti. Çünkü bu kemik Deniz Ova mağarasında annesi Neandertal, babası Deniz Ovalı olduğu düşünülen 13 yaşında ölen genç bir kızın koluna ait. Deni adı verilen bu kızın yaklaşık 90 bin yıl önce yaşadığı ve Neandertal ile deniz ovalıların melezi olduğu düşünülüyor. Bu mağara Avrupa'da yaşayan Neandertaller ile Asya'da yaşayan deniz ovalılar için sınır bir bölgeyi oluşturuyor. Bilim insanları Deni'nin annesi olan Neandertal'in bu bölgede babası olacak olan deniz ovalı ile karşılaşıp çiftleştiğini düşünüyor. Ama yine de deniz ovalıların tam olarak neye benzediği ve nerelerde yaşadığı bir süre daha sır olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.